Divan Edebiyatı'ndan sonra 3. ünitede Tanzimat döneminde eleştir kısmını işleyeceğiz. Önce 1. nesile bakalım. Tanzimat'ın ilanından sonra başlayan yenileşme hareketlerinin başlaması sonucunda bunun sonucunda değişen hayat ve bu hayatın oluşturduğu kültürel ortam kamuoyunda edebiyatın tartışılmasına ve düşünülmesine neden oldu. Edebiyatın ne olduğu, dilin ve buna bağlı olarak edebiyatın temel eksiklikleri ve problemleri, edebiyatın toplumdaki işlevi gibi konular üzerinde artık düşünülmeye başlandı. Batı Batıdan etkilenme var. Aynı zamanda bir de yavaş yavaş artık Batı retoriğinden etkilenme var. Önce daha ziyade batıdan etkilenme var genel anlamda. Sonra batı retoriği, batı eleştiri kurallarından etkilenme söz konusudur. Bu bağlamda edebiyatın da çerçevesi artık tanzimattan itibaren çizilmeye başlandı. Edebiyatın çerçevesini çizmek ve tüm yanlarıyla işlemek için var olan yaklaşımların yetersizliği ise yeni yaklaşımları, yeni bakış açılarını doğurdu. Tanzimat sonrası aydınlar bu konuyu tüm yanlarıyla ele alıp işlemişler. Bu değişim gerçekleşirken Batı'da örnekleri görülen edebiyat eleştirisi türünün imkanlarından da faydalanmışlardır. Şimdi hemen şinasi ve eleştirileri kısmına bir göz atalım. Türk edebiyatında başta dil olmak üzere edebi türlerin, şekillerin, temaların, şahsiyetlerin tartışılması batılı anlamda bir eleştiri anlayışının ortaya çıkması daha çok tanzimattan sonra oldu. Tanzimat sonrası Türk edebiyatında edebiyat kavramını yeni bir yaklaşımla ilk defa ele alıp tanımlayan kişi de şinasidir, fenni edep bir marifettir ki insana. Haslet hamuzu edep olduğu için edep ve ehli edep edip tesmiye olunmuştur şeklindeki bu tanımda. Edebiyatın ahlakla ilgisine e, vurgu yapılır. Bu yaklaşım şinasi sonrası Türk edebiyatını derinden etkilemiştir. Tanzimat dönemi edebiyat üzerinde edebiyat eleştirisi bağlamında çalışmalar ortaya koyan şinasinin Türk edebiyatına getirdiği en önemli değişiklik dil anlayışıdır. Çıkardığı tercüman-ı ahval ve tasvir efkar gazetelerinde halkın kolayca anlayacağı sade sanatsız divan şiiri klasik edebiyattan arınmış bir dil kullandı. %100 başarılı mı elbette değil ama ilk adımı attı. Yeni Türk nesli onunla başladı. Bu yeni nesil onun dil ile ilgili eleştiriler görüşlerinin uygulama halinde ortaya konulmasından başka bir şey değildi ve de. dönemin eski dil taraftarlarını rahatsız etmişti. 1864 yılında Ruzname Cerde-i Havadis ile Tasviri Efkar gazeteleri arasında geçen ilk büyük dil tartışması Şinasi'nin dili çerçevesinde başladı. Şinasi gazetesinde Ruzname İceride Havadis gazetesinin aksine sade bir dil kullanıyordu. Ruzname yazarlarından Sait Bey. Mehmet Sait Bey, Şinasi'nin kullandığı bu sade dille alay etti. Şinasi kullandığı dille alay edenlerin gazetelerinde Mephusatun Anha, Meseleyi Mephusatun Anha, tuylu Dras, Salife Tüz zikir gibi yanlışların bulunmaması gerektiğini de yazdı. O da tam ortasından vurmuş. Şinasiye göre bu terkiplerin doğrusu mephusu ah duru dras salif zikir idi. Tartışma bu tamlamalar üzerinde uzun müddet devam ettiği meseleyi mephusatun anha adıyla da bilinen bu tartışmada Şinasi önemli bir meseleyi gündeme getirdi. O da şu Şinasi Türkçenin bağımsız bir dil olduğunu kendine ait kuralları olduğunu ve yabancı dillerden gelen unsurların Türkçe kullanımı uyması gerektiğine dikkat çektiği bu tartışmasını yaparken de eski adıyla münazara olarak bilinen tartışma kuralları bilimine bağlı kalarak karşı çıkışlarını ortaya koymuştur. Bu münazaranın da gelişmesini sağlamıştır. Şinasi'nin dili çerçevesinde ilk büyük dil tartışması, Ruzname-i Ceride-i Havadis ile Tasvir-i Efkar gazeteleri arasında geçmiştir. Eleştiri türünün somut olarak görüldüğü bu tartışmada Ruzname-i Cerri Havadis tarafını Said Bey, Tasfiri Efkar tarafını ise Şinasi temsil etti. Şinasi'nin bir başka eleştiriler yaklaşımı ise Fatin Teris tezkiresinde görülmekte. Şinasi arkadaşı Fatin Efendi'nin tekrar çıkarmayı düşündüğü ile ilgili olarak şöyle eleştiriler getirmiştir. Yakın arkadaş bunlar. Şinasi der ki teskireye çeşitli edebi konularla ilgili bazı açıklamalar konulmalı. Yüksek rütbeli kimselerin biyografilerine yer verilirken abartılı yükün ve ifadelerden kaçınılmalı. Her şairin şöhret kazandığı alandaki nitelikleriyle topluma yapmış olduğu hizmetlere de yer verilmeli. Eğer intihal tespit edilmişse yani çalıntı varsa hangi şair olursa olsun açıklanmalı. Teskire ifade ve anlam yanlışlıkları yönden düzeltilmeli. Gibi maddeleri sıralar. Bu eleştirileri göz önünde bulundurulduğunda Şinasi'nin yazar ve dil üzerinde durarak filolojik eleştiri tarafsızlık ilkesiyle ise nesnel eleştiri yanlısı olduğu ve buna önem verdiği gözlemlenmektedir. Filolojik eleştiriyle nesnel eleştiri. Şinasi'nin eleştiri e, dünyası da böyle. Şimdi bunu da bitirdik. Bundan sonraki videoda da namı kemal ve eleştirileri üzerine duracağız. Görüşmek dileğiyle.